Takipçilerimiz dedi ki işte verdiğimiz paralar buralara gitti diye bir eleştiri geldi. Şimdi bu eleştiriyi nasıl cevaplamak istersiniz? Bak, onu o kadar çok, ben bunu saatlerce anlatırım size. 2 milyar 500 milyon euroluk bir proje. Devletin kasasından şu ana kadar bir kuruş para çıkmadı. Yani buraya yatırımcı geldi, böyle bir serbest açık bir yerle bunu yapabilecek kabiliyetli olan firmalar geliyorlar. Finansını bulup gelip bu projeyi yapıyorlar. Ondan sonra da tabii ki bunun karşılığında siz bir yatırım yaptırıyorsunuz. Bir sermaye harcattırıyorsunuz buraya. Onun tabii ki finansal bir karşılığı olacak. Onun finansal karşılığı da burayı kullanıcılardan belli bir ücret alacaksınız. Tabii eğer o kullanıcılar aldığınız belli bir şey yeterliyse sorun yok. Ama yeterliyse devlet onu tabii ki takviye edecek. Bir de düşünebiliyor musunuz? Tersini düşünelim. Hiçbir yatırımcı bulmadınız. Devlet kendi kasasından 2,5 milyar euroluk bir projeyi ve onu ne kadar zamanda finanse edecek ve bu proje ne kadar zamanda bitecek? O yüzden finans problemi olmadığı için projeleri çok kısa sürede bitirip ekonomiye kazandırılıyor. Bu arada mesela o 2,5 milyar euro devletin kasasında kaldı ama devlet onu başka köprülerde kullandı. Tabii ki. Tamamen devletin yaptığı köprüler de var. Çok var. Anadolu'da var. Kömürhan Köprüsü, Nisibi Köprüsü. Yaka önümüzdeki günlerde açacağız. Siirt'te. Zarova Köprüsü. Onun gibi pek çok. Biz 28.200 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bunlar hepsi devletimiz öz kaynaklarından yapıldı. Ama eğer fizibilitesi uygun, potansiyeli olan yerlere Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projeleri böyle farklı finans modelleriyle farklı kaynaklar yaratarak ülkemize kazandırıyoruz. Bu proje bittiği zaman siz bakmayın. Bunun işletmesi belli bir süre. Ondan sonra zaten devletin olacak ama o sürede sırf burada yakıttan, zamandan olağanüstü bir katkı sağlıyorsunuz. Zaten işletme süresi bitmeden onu geri dönüşü sağlanmış oluyor. Ayrıca artı bir de etraftaki buradaki ekonomiye, sanayiye, turizme, tarıma etkilerini, yan faydalarını koyduğunuzda zaten bu proje işletmenin ilk yıllarında karşılığını zaten ülkemize gelir olarak getiriyor zaten. Onun en güzel örneği Osman Gazi Köprüsü yapıldıktan sonra Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir'deki o sanayideki, turizmdeki, tarımdaki artışı bir incelediğinizde zaten projenin ilk yıllarında ekonomiye, genel ekonomiye faydası hemen sağlanmış oluyor. Sayın Bakanım, ben konuşmaya devam etmek isterim ama acayip yoğun bir ajandanız var. Konuşmak iyi geldi. Aşağı bakmıyorum ama ben sizi takip edeyim Sayın Bakanım. Gel gel hadi. Lütfen siz ötede önden... resim alacağız. Bak Avrupa'da tamam. Avrupa'da resim alacağız. Tamam. Ben sizi takip ediyorum Sayın Bakanım. Allah.